Bu videoda size aort diseksiyonundan bahsedeceğim. Yani aort duvarındaki katmanların ayrılması sonucu hayati tehlike taşıyan bir durum arkadaşlar. Hala ne anlama geldiğini tam olarak anlamadıysanız size biraz bu hastalığın arka planını anlatayım. Vücudumuzdaki tüm hücrelerin hayatta kalabilmek için oksijene ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Hücrelerimiz sürekli olarak oksijen almalıdır onların sürekli oksijen almaları gerekir. Hatta bu hücrelerin oksijensiz kalırlarsa dakikalar içinde ölmeye başlayacaklarını da biliyoruz. Hücrelerin oksijen alabilmeleri için oksijeni hücrelere taşıyan özel dağıtım hücreleri vardır vücudumuzda. Dağıtımdan sorumlu bu hücreler kanımızdaki kırmızı kan hücreleri yani al yuvarlardır ve dağıtım görevlerini de atar damarlar toplar, damarlar ve kalpten oluşan dolaşım sistemi sayesinde gerçekleştirirler. Dolaşım sistemimizin temel öğelerini ve neden önemli olduklarını da öğrendiğimize göre şimdi vücudumuzdaki ana atardamar olan aorta odaklanmak istiyorum. İsterseniz aort neredeymiş? ona bir bakalım. Aortun nerede olduğuyla başlayalım tamam mı? Bu vücudumuzun yandan görünüşü. Bu görünüme sagital kesit dendiğini de duyabilirsiniz ya da sagittal kesit, sagittal kesit ikisinde duyabilirsiniz. Bu görünümü seçmemin sebebi ise bu sayede aortun farklı bölümlerini görebilecek olmamız. Aort kalbin üst kısmından başlar, göğsümüzün üst kısmına kadar çıkar, burada bir viraj ya da kemer gibi bir görünüm alır. Başka bir deyişle aşağıya doğru kıvrılır. Kalbin arkasından ve omurga'nın hemen önünden aşağıya doğru ilerler göbek deliğinin hemen altında iki damara ayrılır. Bu damarlar da iliyak atar damarlar ya da arterler olarak adlandırılırlar. Aortu farklı bölümlere ayırırız. Bu kısma aort yayı, göğüste bulunan bu kısma torasik aort ki torasik derken göğüs kafesinden bahsettiğimizi de hemen ekleyelim ve son olarak buradaki diyaframın altından başlayan kısma da Abdominal aort ya da karın aortu adı verilir. Aortun yandan neye benzediğini de gördük. İsterseniz bir de önden bakıldığında nasıl göründüğüne göz atalım. Değil mi? Bu da anterior görünüm oluyor. Anterior görünüm diyoruz buna da. Aortun vücudumuzun orta ekseninde olduğunu hemen belirteyim. Kalbin arkasından geçer ve bir bakıma bu çizdiğim omurganın önünde kaldığını söyleyebiliriz aort da zaten bu omurga boyunca aynı hizada ilerler aort vücudumuzdaki ana atar damardır demiştim neden diyecek olursanız aortun kanı vücudumuzun her bir köşesine ulaştıran büyük bir otoyol olduğunu düşünebilirsiniz kan kalbin bu odacığından yani sol karıncıktan pompalanır aorta gelir Burada aorttan ayrılan bir sürü minik atar damarlar vardır ve bu sayede kan da vücudumuzun her yerine ulaşabilir. Otoyol benzetmesine geri dönmem gerekirse, buradaki minik atar damarları otoyol çıkışları olarak değerlendirebiliriz. Birinci ve ikinci çıkışlar. Bunlar sağ ve sol koroner arterler. Burada da üçüncü çıkış olan ve kanı sağ kolumuzla beynimize ulaştıran Brakiyo sefalik arter. Brakiyo sefalik arter yer alır. Bunlar sağ ve sol böbrek atar damarlarıdır. Adından da anlaşılacağı gibi bunlar da kanı böbreklerimize ulaştırmakla görevlidirler. Son olarak az önce de söylediğim gibi bunlar da sağ ve sol iliak arterlerdir ve pelvis ile bacaklarımıza kan ulaştırırlar aorttan ayrılan daha bir sürü atardamar, yani arter var ama ben size sadece birkaçını gösterdim. Aortun ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz şimdi değil mi arkadaşlar? Buna bağlı olarak hepinizin aortun sağlıklı kalarak kanı taşıma görevini sorunsuz bir şekilde yerine getirmesini isteyeceğinizden de eminim. Zaman zaman işler yolunda gitmez tabi ve işte bu noktada videonun da konusu olan aort diseksiyonuna gelmek istiyorum aort diseksiyonu aort duvarının katmanlarının ayrılması sonucu ortaya çıkan ve hayati tehlike taşıyan bir hastalıktır bunu biraz daha iyi anlayabilmek için isterseniz bir de damar duvarının anatomisini inceleyebiliriz Aortun bu kısmından bir kesit aldığımızı ve aort anatomisini anlamak için bu kesite baktığımızı düşünelim. Aort duvarının üç temel katmanı vardır. Bu katmanlardan her birine tünika adı verilir. Yani aortun üç tünikası vardır. En dışta yer alan katman adventisya ki bunu isterseniz ee, Adventita yazılır ama adventitia olarak tabi okuyabilirsiniz. Onu belirteyim. Ortada yer alan ve oldukça kalın olan tabakaya ise media adı verilir. Media, media. Media, aort duvarının kaslardan oluşan tabakasıdır ve aortun kan basıncına dayanmasından sorumludur. Son olarak içteki katmana da intima adı verilir. Intima en içte yer alan ve oldukça ince bir tabakadır. Dıştaki katman aortun yapısını korumasını sağlar. Medya yani ortada yer alan kalın ve kaslardan oluşan tabaka var ve bir de içte yer alan ince tabaka olan intima var. Tamam mı? Burası da kanın aorta aktığı kısım olan lümen. Kalp her bir saniye oldukça yüksek basınca sahip kanı aorta doğru pompalar. Öyle değil mi? Bu da aort duvarının sürekli olarak bu yüksek basınca maruz kaldığı ve sonuç olarak da mekanik olarak düşünürsek hasar görmesinin çok ama çok olası olduğu anlamına gelir. Aort diseksiyonu da intimadaki bir yırtılma sonucu kanın intima ile medya arasına dolarak intima ile medya arasındaki bağı koparması sonucu ortaya çıkar. Evet kalp her kalp atışı ile yüksek basınçta kanı pompalamaya devam ettikçe bu yırtıktan giren kan bu şekilde ilerler ve aradaki bağı koparır. Yumurta soyarken kabuğun hemen altındaki tabakayı bulup da bu tabakayı soyduğunuzda kabuğun olduğu gibi çıkmasını bir düşünün arkadaşlar. İşte tam da buna benzeyen bir, bir e, durumdan söz ediyorum. Az önce de söylediğim gibi intima ile medya arasına kan girmeye devam ettikçe diseksiyon büyümeye ve genişlemeye başlar. Bu noktadan sonra da iki olasılık var yırtılma ya bu şekilde devam eder ya da bir çıkış yırtığı daha oluşur ve kan lümene geri döner. Yırtılma yani medya ile intima arasındaki kopma ilerlerse çok daha büyük miktarda kan dolaşımı terk edip, e, o kadar kan yani dolaşımı terk edip bu kısma dolacak, bu kısma dolar. Kopma devam ederse bu araya litreler de litrelerle ifade edilecek derecede yani litrelerce kan dolacağını ve bu kanın yerine getirmesi gereken görevleri yerine getiremeyeceğini düşünün. Bunu da hemen ekleyeyim. Bakın buradan kan girmeye devam ettikçe kan bu şekilde ilerlemeye yani medya ile intima arasındaki bağı koparmaya devam edecek ve bu durum aort boyunca devam edecektir arkadaşlar. Bunun çok ciddi sorunlara yol açabileceğini tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Evet, hipotansiyon ya da şok olabilir. Aort diseksiyonu bir tane gerçek lümen yani iki tarafında intima tabakası olan bir boşluk ile bir tane de yalancı lümen yani bir tarafında intima diğer tarafında da medya olan bir boşluk oluşturur. Bazı hastalarda yalancı lümene bağlı başka sorunlar da gelişebilir. Diseksiyonun ne olduğunu da anladığımıza göre şimdi geçelim sebeplerine. Diseksiyonun başlıca sebebi kronik hipertansiyon yani patolojik derecede yüksek tansiyondur karşılaşılan tüm diseksiyon vakalarının en az 3'te 2'sinde hipertansiyon olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Bunun sebebi stres ve hipertansiyonun aortta sebep olduğu diğer dejeneratif değişimlerdir. Diseksiyona bağ dokusu hastalıkları olan Marfan ya da Ehlers-Danlos sendromları da yol açabilir. Bu sendromlar aort duvarını ve vücuttaki diğer bağ dokuları zayıflatan hastalıklardır. Buna ek olarak zaten hastada olan bir e, anevrizmadan da bahsedebiliriz. Anevrizmanın damar duvarını zayıflatan ve dışarıya doğru çıkıntı yapmasını sağlayan bir şey olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, bu da diseksiyona sebebiyet verebilecek durumlardan bir diğeridir. Göğüs travmasını da ekliyorum. Örneğin bir araç kazası sonucu ge gelişebilecek bir göğüs travması diyelim. Erkeklerde aortik diseksiyon görülme ihtimali kadınlarınkinin 2-3 katıdır. Bir de yaş var tabi yaş ilerlemesi de aortik diseksiyona temel hazırlayan bir durumdur. Daha da belirleyici olmak gerekirse diseksiyon en çok 50 ila 65 yaşlar arasında görülür. Tabi eğer altta yatan bir bağ doku rahatsızlığı yoksa. Bir bağ doku rahatsızlığı olması durumunda bu aralık 20 ila 40 yaşa kadar inebilir arkadaşlar. Aort diseksiyonu iki şekilde sınıflandırılır. Stanford sistemi ve Debaki, Debaki sistemi. Biz bu videoda Stanford sistemini e, kullanacağız, ondan bahsedeceğiz. Diseksiyonun hangi sınıflandırmaya girdiği çok önemli bir konudur, çünkü bu tedavide belirleyici bir unsurdur. Stanford sisteminde iki tip diseksiyondan bahsedilir: Tip A ve Tip B. Tip A diseksiyon sol subklaven arterin başlangıç noktasına kadar bir, e, olan bir yerde olan bir diseksiyondur. Hemen göstereyim: sol subklaven arterin başlangıç noktası burada olduğuna göre tip A diseksiyonunun bu kısımda oluşabileceği, görülebileceği sonucuna ulaşıyoruz. Tip B diseksiyon ise sol subklavyen arterden sonra gelen desandan torasik aortta oluşur. Onu da bu şekilde işaretliyorum. Az önce de söylediğim gibi bu sınıflandırma tedavi açısından çok önemli. Tip A diseksiyonları için genellikle cerrahi müdahale gerekir. Tip B diseksiyonları ise genellikle ilaçla tedavi edilir. A ve B sınıflandırmalarını aklımızdan çıkarmadan size bir de aort diseksiyon yırtıklarının sık olarak ortaya çıktıkları yerlerden bahsedeceğim. Yırtıkların en sık görüldüğü yerlerden biri aort kökünün yaklaşık 2 cm yukarısıdır ve az önceki sisteme göre bu tip A diseksiyonudur. Yine sıklıkla karşımıza çıkan bir başka lokasyon sol subklavyen arterden hemen sonraki kısımdır. Bu da tip B diseksiyonudur. Diseksiyonların yaklaşık %90'ı aort kapağına 10 cm uzaklıkta olan bölgelerde görülür. Aort kapağı da kalbin üst kısmında yani sol kulakçığın üzerinde yer alır. Peki diseksiyonların en çok bu kısımlarda görülmesinin sebebi ne olabilir? Bir de neden 10 cm? Sol karıncık kanı aortun bu proksimal bölümüne doğru pompalıyor değil mi? ve bu bir kere değil her saniye olduğu için bu bölümün basıncı en çok hisseden kısım olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de bu bölüm zaman içerisinde zayıflayabilir ve yırtılma olasılığı artabilir. Buna ek olarak kanın aortun bu ilk bölümünde çok daha türbülanslı olduğunu da biliyoruz. Kan aort yayını döneceği için bu kısımda aort duvarlarına daha şiddetli olarak çarpar. İsterseniz aort diseksiyonunun belirtilerine geçelim. En sık bildirilen belirtilerden biri göğsün orta kısmında ortaya çıkan ani ve ağrılı, genelde sırta doğru yayılan acıdır. Hastalar çoğunlukla sırtlarına doğru yayılan bir yırtılma acısını tarif ederler ve tarif edilen ağrı kollara da yayıldığından kalp krizinde görülen belirtiye çok benzer. Buna ek olarak terleme, mide bulantısı, nefes darlığı, zayıflık ve senkop yani bayılmayı da diğer belirtiler arasına yazabiliriz. Aort diseksiyonu eğer abdominal ise bele ve vücudun e, diğer vücudun yanlarına doğru yayılan bir karın ağrısı da görülebilir. Tanı konusunda da farklı hastalarla çok benzer belirtilere sahip olduğu için aort diseksiyonu tanısının her zaman çok kolay olmadığını söyleyelim. Doktorun hastadan çok iyi bir öykü alması ve muayeneyi de son derece dikkatli yapması aort diseksiyonundan şüphelendirecek belirtilerin belirlenmesi açısından çok önemli. Buna ek olarak tam tanı ve diseksiyonun tam yeri için bir dizi görüntüleme testi de yapılması gerekir. Az önce de söylediğim gibi diseksiyonun tam olarak nerede olduğunu belirlenmesi tedavi için belirleyici bir unsur. Transözefagiyel ekokardiyogram ya da TEE ses dalgaları aracılığı ile kalbin görüntülenmesini sağlayan bir testtir. Bu kolay ve ayrıca da pahalı olmayan bir test olduğu için sıklıkla kullanılsa da ancak torasik aort ya da aort kapağı diseksiyonlarını teşhis edebilir. Bu test abdominal bölgeyi görüntüleyemediği ve burası da potansiyel bir diseksiyon alanı olduğu için ek testlere başvurulmalı. Kontrast maddeli bilgisayarlı tomografi yani BT ise diseksiyon tanısı için altın standarttır. Bu test sayesinde aortun tamamı görüntülenebildiği gibi hastanın kanına enjekte edilen iyotlu kontrast madde sayesinde kalp, aort ve diğer damarların görüntüleri çok daha net elde edilir. Son olarak bir de manyetik rezonans anjiyografiden yani e, MRA'dan bahsedelim. MRA aort diseksiyonları için son derece hassas bir başka görüntüleme yöntemidir. Bir yırtık varsa MRA bunu hemen yakalar. Bu yöntem vücudun manyetik alanları ile etkileşime girerek vücut yapılarının görüntülerini elde eder. MRA %100 hassas bir yöntem olsa da bilgisayarlı tomografinin altın standart olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca bilgisayarlı tomografinin riskleri de MRA'ya oranla çok daha azdır arkadaşlar.